söyle, katılarımıza ve de sen de söyle. Güldür güldür, güldür güldür, güldür güldür. Güldür Güldür Şov'a hoş geldiniz efendim. Hiç unutamadığı bir mağlubiyeti olan var mı? Yok diye bağırdı biri ya. Burada var. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Ben Belçika'dan geliyorum oğlumla beraber programınıza. Evet. Ben 72 senesinden 76 senesine kadar Galatasaray genç takımında oynamıştım. Ve o seneler bizim Cüneyt Dağban, Müfit Erkasap gibi çok güzel bir kadromuz vardı. Ve İstanbul şampiyonu olup Eskişehir ve Kütahya'ya gittik. Kütahya'da bir şampiyon olduk. Final maçında Eskişehir'de Ankara Demirspor'la bir maçımız vardı. Onu hiç unutmuyorum. 4-3 mağlup olduk. Neredeyse 3 tane golü çok açık bir ofsaytla şey yapmıştık, kaybetmiştik. Ve bizi hiç hoş karşılamadılar Eskişehir'de. Ve ben dedim ki ya bir daha dedim bu Eskişehir'e ayağımı basarsam, yani çok büyük yemin ettim. Ondan sonra eşimle tanıştığımda nerelisin dedim. Eskişehirliyim dedim. Ve her sene mecburen Eskişehir'e gidiyorum senelerdir. Bir de baktınız ki hiç öyle bir yer değilmiş. Yok, yok. Eskişehir hakikaten şu an belki de diyebilirim ki ben Avrupa'da yaşıyorum 40 senedir. Avrupa'nın en güzel yerlerinden biri diyebilirim yani. Çünkü hanımefendinin şehri oldu. Tabii, bir anda tabii, söylemler tabii, değişiyor değil mi? Öyle oldu tabii, tabii. Yani onun için diyorum ki çok büyük konuşmayacaksınız. Başınıza böyle şeyler gelebiliyor. Peki yani o maç sırasında sizi mağlubiyete iten en başlıca unsurlar neler? Vallahi en başlıca unsur hakemdi. Yani neredeyse 3 tane şeyden, ofsayttan gol yedik. Sizin mevki neresiydi? Kaleciydim ben. 4 tane gol yemiştim o gün. Yemiştik de çünkü takım yer golü. Yani hep kaleciye mal edilir mi? Yani öyle oluyor. Peki, sizin zaten olduğunuz... kaleci en sondadır. Yani bütün hatalar onda bitiyor. Evet. Yani takım kötü oynar ama kaleci 2-3 tane hata yaptı, gol yedi mi? Bütün... Peki siz mesela sizin açıdan ofsayt olduğunu nasıl anladınız? Çünkü siz cepheden bakıyorsunuz ya olaya. Ama yani 4-5 metre olduğu zaman gözüküyor yani. Santim 4-5 falan. 4-5 metreyi hakem. Tabii, tabii. Teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok, ben teşekkür ederim. Biz de bu hafta spor programımız, futbol programımız Zemin Kötü'yü işledik. Bir mağlup olmak üzere bir takımımız var. Takımımızın başkanı bu haftaki konuğumuz. Bakalım Zemin Kötü bu hafta nasıl ilerleyecek? İzleyelim efendim. Ya Aziz abi ya. Sana şaka mı yapıyorlar? Ya bu çalışmıyor dedim, bunu bana koymayın. Bunu bana koymayın der ki yani. Aslında ben şunu anlamıyorum. He, onu bana koysunlar. Senin boyun uzun oğlum. Şimdi daha da uzun olur. Peki ya bilerek mi yapıyorlar sence yoksa? Gıcık çok. Gıcık çok, seninle uğraşıyor. Ekipte gıcık çok. Peki buyurun. Evet sevgili seyirciler, Avrupa futbolu için tırt, Burkina Faso için fos, Etiyopya futbolu için Türk futbolu için enteresan bir haftayı geride bırakmak üzereyiz. Evet, Türk futbolu bu hafta ilginç rekorlarla dünya futbol tarihine geçti. Stüdyomuzda bu ilginç rekorların sahibi Çırçır İdman Yurdu Başkanı Hüseyin Çırçır var. Namı diğer Çırçır Hüseyin. Diğer yanında... Kimse yok. Başkanım hoş geldin. Hoş bulduk. Ya ben de buradayım Fikri abi. Allah Allah. Görmüyor musun? Mesai yine başladı ya. Bir ses geliyor ya. Neyse biz konumuza dönelim. Ya ne konumuza dönelim? Ben burada insanım, oturuyorum ya. Bir bardak suyu esirgemişsiniz. Boş bardak koyuyorsunuz ya. Ya tamam Celal ya, tamam ya. Ya ne Celal'i? Bilal. Bak tişört bastırdım, kolluk taktım. Yazık, günah ya. Bilal ya, benim adım Bilal. Ya tamam Güral, neysen ya, Allah Allah. Çıldıracağım ya. Evet başkanım, bugün çok enteresan bir durum var. Takımının maçı hala devam ediyor. Üstelik şu anda mağluplar ve enteresandır 27-0'lık bir skorla. Ama daha asıl ilginç olanı takımın başında hoca yok. Dakika 3'te hocayı kovdun. Ne diyeceksin başkan? E ne yapayım? Başındayken ne oluyordu ki ne? Ya dakika 3 olmuş, 16 tane gol yemişler. Resmen camia olarak matematiğe, bilime, insanlığa meydan okuyoruz. Ben anlamadım. Peki başkanım, yani hoca... Bir tek hoca mı suçlu yani bu durumda? E kim suçlu? Ben mi suçluyum? Kurban oldum. Tabii ki hoca suçlu. Ya ben kendim Çırçır döner zincirlerinin sahibisi bir insanım. Bir gazla girdik bu futbol işine. Bu herif yüzünden benim zincirlerim günden güne daralıyor. Sezonun başında illam tutturdu. Dedi ki ne ben Mozambik'in santraforunu isterim. Hanımından, çocuklarla dükkanları kapattık, kalktık gittik Mozambik'e. Masai Mara kabilesinde hayvanların ortasında transfer görüşmesi yaptık. Ya sonra ne oldu başkan? E ne olacak? Tam anlaştık, tam imzayı atıyoruz, öpüşüyoruz derken geldi bir tane kaplan bizim satrafının bacakını kaptı. Milletin başkanları ne kadar güzel gidiyor, Almanlarda, İtalyanlarda transfer görüşmesi yapıyor. Biz Mozambik. Ne de çıktıysa televizyonda gördü, özelliği herhalde. Ama şimdi başkan, öyle diyorsun da adam tabii isteyecek senden futbolcu ya. Senin görevinden gidip o futbolcuyu almak. O da alacak, oynatacak, takımı şampiyon yapacak, sevince sevinecek ya. İyi de kardeşim. Krediyi çekip düğünü yapan benim, gerdeğe giren başkası. Onu nasıl yapacağız? Ya bu ne saçma bir örnek, ne alakası var ya? Ne şimdi bu? Fikri bu kim? Kemal. Ya Bilal ya, Bilal Allah aşkına ya. Yeter artık ya. Türk futbolunun ve futbolcusunun amansız savunucusu Bilal Koç Yiğit'im ben. Öyle ezdirmem size Türk futbolcusunu, iyi be. Şimdi bak, bana bak Celal'cim. Bilal ya, Bilal, Bilal. İnatla söylüyor ya. Bak buraya yazdım, buraya yazdım. Bilal, Bilal. Tamam ulan helal. O zaman sen geç benim takımıma. Hadi sen geç benim takımın başına geç o zaman. Nasıl şimdi durup dururken? Hadi. Vallahi mi ya? Öyle oluyor mu? Ben şimdi teknik direktör mü oldum? Vallahi. Ha, gördün mü? Bak sazlara bak nasıl atladı hemen. Hemen atlıyor. Bunların hepsi böyle. Bunların alayı böyle. Yemin ediyorum Fikri. İmzayı atana kadar süperler. İmzayı attı mı da öperler. Ya ne alakası var ya? Ne alakası var? Ben bir kere daha lafımı bitirmedim ki. Allah'tan kork diyecektim. Sen beni parayla satın alamazsın başkan. Ben her zaman Türk futbolcusunun, Türk teknik direktörünün arkasındayım. Onları ezdirtmem size. Ezdirtmem. Ulan bana bak fındık ezmesi. Benim asabım bakmayın lan. Ulan ben açık ayran, tombik ekmek arasında döner satan insanın bir gazla girdik buraya. Şimdi futbolcu alıp satıyorum. Borç gelmiş, gırtlağa dayamış UEFA tepemde. Yemin ediyorum borcumu ödeyemezsem şey yapacaklar, lisansımı iptal edecekler. Zor tabii başkanım. Belki şu an takımın başında yöneten yardımcı antrenör var sanırım. Yok, yardımcıyı kovdum. Niye? Ya Aslı ne yaptı ki yardımcı ne yapsın? İyi de başkanım yani takımı kim idare edecek ya? Yani malzemeci mi idare edecek takımı? Yok, malzemeciyi de kovdum. Ne kadar gereksiz bir şey malzemeci ya. Biz okula giderken beden eğitimi derslerinde formamızın altına giyiyorduk. Eşofmanı öyle çıkarıp çıkıyorduk. Ne var 2 tane şort, 1 tane tişört taşıyacak malzemeci. Ne kadar gereksiz masraf yani. Ya şu zihniyet Türk futbolunu bitirdi biliyor musun Fikri abi? Oldu olacak kaleciyi de kov. Onu da kovdum. Kaleci ne işe yarıyor ki? Ya geçenlerde Türkiye'de kolay yoldan para kazanmanın yolları diye haber yapmışlar. İlk sırada bizim kalecinin fotoğrafı var. Şu memlekette yiyerek para kazanan 2 kişi var. Biri Vedat Milor, öbürü bizim kaleci. Evet arkadaşlarım, kulağımı uyarıyor. Mustafa, Mustafa. Sanırım İsmail Hoca yanında. İsmail Hocam iyi akşamlar. Mustafa, sendeyiz. Evet, Fikri abi şu an İsmail Hoca yanımızda. İnanılmaz bir maç oldu hocam. 28-0. Gerçekten... Arkadaşlarım şu an bir gol daha olduğunu söylüyor. 29-0 olmuş. 32-0. Hocam 35'ten döner mi bu maç? Ya hele şuna bak ya. Bir cümle içinde 8 tane gol yedik. Hala diyor ki döner mi? Ya dönerse senindir. Hani başkan dönerci ya. Dönerse senindir diyorum. Döner içinde ya. Maçta diyor döner mi? Nasıl bunu anlamıyorsunuz ya? Başkanım maç bundan sonra dönerse senindir, dönmezse hiç senin olmamıştır. Ya nasıl şaka yaptın? Ya Fikri var ya, alem adamsın. Şu halimle bile beni güldürdün ha. Ya aynısını dedim ya. Dönerse senindir dedim ya. Bak dönerse senindir. Allah belanızı vermesin. Evet hocam, evet. Tarihe geçtiniz. Bir maçta en kısa süre takımın başında kalma rekorunu kırdınız. Tebrik ederim. Çok kısa sürmesi size ne hissettirdi? Vallahi hiçbir şey hissettirmedi çünkü çok kısa sürdü. Yani böyle hiçbir şey hissetmedim. Yani o kadar kısa sürdü ki 3 dakika içinde bir bakmışım ben meslekten yani. Yani benim teknik direktörlük kariyerimden daha uzun tuvalet geçmiş olan insan var yani. 3 dakika ne ya? Ya ben buradan başkanı kırıyorum ya. Yapmasın yani. Nedir ya? Vallahi İsmail yemin ediyorum senin ağzını burnunu kırarım ha. Ulan bu adam yüzünden -6 puandayız ya. Ya oynuyoruz -6 puandayız. Aa, bunun hep kural hataları yüzünden. Geçen bir maça 3 tane kaleciyle çıkmış. Ya bu futbolu bilmiyor. Ne futbolu bilmiyor, Ben dedim transfer edelim dedim, transfer yapalım dedim. Transferi niye almadınız o zaman? Ulan sırf sen istedin diye senin baldızına kontör transferi bile yaptım. Daha ne yapayım ben? Ya Allah'ım. Ya Allah sever ya. Ya ben bak 3 ay uğraştım. Gittim böyle ucuz santraforları, 10 numaraları araştırdım. Bütün dünyayı gezdik dolaştık. Emeğe yazık ya. Çok ucuza gittik. Gelecek vadeden futbolcu bulduk Messi. Ya onu niye almıyorsun çocukken? İspanya'da kendini heba etti oralarda ya. Bir Messi'yi niye almadın? Hele bak sanki bakkaldan 2 ekmek bir süt istiyor. Vallahi İsmail Messi'yle konuştuk. 5,5-4 çeyrekten anlaştık. Son dakika Messi dönerin gramajına itiraz etti. Ben bunu ağzını kırarım lan. Oğlum açık ayran satan adamım lan. Ben Messi'leyim. Zaten gökten Messi yasa kafamıza sabri düşüyor. Bir dakika ben burada devreye girmek istiyorum. Özür dilerim. Vallahi hocam ben senin arkandayım. Ben her zaman Türk futbolcusunun, Türk teknik direktörünün yanındayım. Hiç korkma ben senin arkandayım yani. Bak doğrusu kim bu? Bilen ya ben. Hocam hatırlarsın beni. Teknik direktör kursunda birlikteydik seninle. Vallahi çıkaramadım Nihal. Yok Seval. Allah Allah. Hocam hani ben senin arkanda oturuyordum. Böyle tüf atardım hep ya. Oha. Demek sen kısa dönemsen eğer ondan dolayı. kısa. Komik. İnsan değil, hoca değil. Futboldan anlamaz ama komik. Ona bir şey diyemem. Sağ ol hocam. Başkanım, bir komplimanlar, iltifatlar, aranızdaki buzlar eriyor mu? Yok. Vallahi kutuplardaki buzlar erir, haberim bununla aramdaki buzlar erir. Evet, yanımıza şu an Hamza ve Bahadır geliyor. Hoş geldiniz. Buralar nereden geçiyoruz ya? Ya 56 oldu. 56 olmuş hocam. Ulan kombili evin doğalgaz sayacı gibi dönüyor tabela. 56 ne ara oldu ya? Evet, Hamza yanımızda. Hamza... hocanız daha maç devam ederken kovuldu. Ne diyeceksin? Bu sizi etkiledi mi? Tabii öncelikle biz çok üzgünüz. Yani biz hocamızla çok güzel bir uyum yakalamıştık. Yani bu ani gelişen olaylar yüzünden tabii bizim bütün konsantrasyonumuz dağıldı. Tabii bu maçı etkiledi. Bence normal. Neyi etkiledi lan? Oğlum adamı kovdum da 16-0'dı lan. Neyi etkiledi? İlk yarı 45 dakika 56 tane gol yemişsiniz oğlum. Lan enişte dükkanımda bile benim günde o kadar döner satılmıyor. Benim asabımı bozmayın lan. Lan seni de kovuyorum lan. Seni de kovdum. Hadi git. Vallahi ben şimdi kovuldum diye söylemiyorum ama yani... Ya bu bizim hoca bize 5-5-2 taktik oynatıyor. 5-5-2 taktik mi olur? Bir say bakayım kaç yapıyor. Ama fıfını zıvay 12 yapıyor. Bir de galeci var 13 nasıl olacak o? 13 kişi sahaya çıkıyoruz, 2 tanesi küçüğü en seferinde geri dönüyor kulübeye. Öyle şey mi olacak? Ben soruyorum acaba offside'ı biliyor mu bizim hoca? Offside'ı biliyor muymuş? Ya geçen maç benim ayağım kırıldı. O servet girdi ya arkadan bana. Orada bizim ayağım kırılmış sahaya çıkılçı çağırıyor bu. Maçın kırılma anıydı. Maçın kırılma anında ne çağıracağım? Tabii ki onun için. Ya ne? Sen Almanya'da dönerci değil misin kardeşim? Gidiyorsun atak yapıyorsun. Geri niye dönmüyorsun? Bu nasıl dönerciliği ya? Ben nasıl döneceğim? Ben zaten forvet oynuyorum ben. Neye susacağım ben ya? Neyin doğru ki? Neyin doğru? Bir de kalktı şu futbolcu müsveddesi getirdin buraya Bahadır'ı. Bir de ne diyor ki top geçirtir de adam geçirtmez. Ulan onu bize geçirttiklerinden olacak belki. Ulan adam kendi kalesine attı goller yüzünden gol krallığını oynuyor. Ama başkanım ayıp olmuyor mu? Aşk olsun ya. Benim sadece birazcık durumum biraz zayıf. Yönleri tam karıştırıyorum. Kaleyi buldum mu vuruyorum. Bizim kale, karşı kale fark etmiyor. Hem ayrıca ne yapayım başkanım? Emek hırsızlığı mı yapayım ben? Ha? Hakemi aldatma yönelik hareket mi yapayım? Ben bu yaştan sonra top mu çalayım be? Top mu çalayım bu yaştan sonra? Top çal ulan, işin bu zaten senin. Ha, ama olsun, haramdır, çalınmaz. Yazık günah, o topçu ayağının bileğini hakkıyla getirmiş oraya, daha teri soğumamış. Sen nereye bakarak konuşuyorsun? Ne saçmalıyorsun ya? Kamera çekiyor ya bizi işte. Tamam, diğerleri buraya bakıyor. Ha. Bir bana mı tabii? Bilal, ne diyorsun? Ben buna ne diyeyim ya? Hiç anlayamadım yani. Herkes bak, Mustafa nereye bakıyorsun sen? Ben bizzat Fikri abiye bakıyorum, Bilal evet. Bey'e bakıyorum. Sen niye oraya bakıyorsun? Bizi oraya çekiyor diye, onlar da bizi sanki hani oradan görüyormuş gibi. Aslında biz burada oyun oynuyoruz. Şimdi bak. Ben anlatayım. Evet, evet. Ya kameraya bakmak girmiş. Zorunda değilsin aslında. Hüseyin, var mı bir tavsiyen Bahadır'a? Bize bakacak yüzü yok. Nereye baksın? Şimdi ne yapsın o zaman? Bundan he? Sonra ne yapsın? Ama sen bize bakma. Konuştuğun kimse ona bak ya. Bu yaştan sonra top mu çalayım ben? Başkanım, top mu çalayım Allah aşkına? Top çal ulan, işim bu. Olsun, haramdır. Haramdır, ben top çalmam. Yazık, o topçu bileğinin hakkıyla getirmiş oraya kadar. Çaldır mı o top ya? Ayıptır, günahtır. Bana halal top lazım, halal. Ben çok özür... Burada biraz devreye girmek istiyorum. Hafif bir şive karışıklığı yaşamış olabilirim, sorun değil. Geri döndüm. Ben burada devreye giriyorum. Hamza, sana bir sorum var. Bilal hocam ben. Halo Bilnur hocam. Yok koç. Tövbe tövbe. Bilnur diyor ya. Yok lan sana sorum oru. Bilnurmuş. Meee. Terbiyesiz ya. Burada ben diyorum ki benim başarılarımı gölgelemeye çalışmayın. Bak, benim başarılarım ortada. Evet. Hemen İsmail hocanın başarı grafiğini gösteriyoruz. Oha, öyle deyince hemen çıkıyor mu ya? Al. Grafik kazası oldu. Düştü ya. Grafik. Vallahi grafik kazası ya. Allah Allah. Lan hiç mi bir şey anlamıyorsunuz ya? Fikri, Allah'tan emniyet kemeri takıyı da düşürdün ya, grafik kazası oldu. Lan çekil. Sen çok iyi yapıyorsun ha. İnanılmaz. Grafik kazası değil. Bakla bak, bakla bak. Grafik kazası. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Öbür tarafta bunun hesabını vereceksiniz. Cayır cayır yanacaksınız. Aynısını dedim lan. Aynısını söyledim. Ya nereden geliyor bunlar aklına ya? Çok komiksin başkanım ya. Ya Allah belanızı vermesin. Evet İsmail Hoca, kazanılan kupa 0, galibiyet 0, puan 0, atılan gol 0. Vallahi senin moral 0. Buradan sıfırlar var ya. Lan neyi anlamıyorsunuz ya? Ya arkadaşlar, biz bu şakayı hep yapıyoruz. Niye anlamıyorsunuz ya? Başkanım, şimdi buradan 6-0 atsak yine olmayacak. Şimdi valla bardağın dolu tarafına bakmak lazım. Çünkü bardağın boş tarafına bak... Ne oldu ya? Takıldın mı? Evet, sanırım görüntü dondu. Teknik bir arıza var. Yok Fikri abi, görüntü falan donmadı. Ben donmadım, biz okey, sorun yok yani. Allah cezanızı vermesin. Lan bir şey deniyorum şurada, biraz adam uydurun, ayak uydurun ya. Yok Fikri, yok. Teknik arıza falan yok. Bizim teknik direktör arıza. Ulan iyi ki de kovmuşum seni. Ne kovdun, ne? Sen beni kovamazsın, ben istifa ediyorum. Aa, ne? Aa, duydunuz mu? Dur, kamera bir çekti bunu, kayıtta mı? Kayıt. Allah'ım! Ulan oğlum, tazminattan kurtuldum lan. UEFA duysun beni. İşte böyle toparlayacağız burada. Vallahi çok mutlu oldum ha. Ya bir anlık gaza geldi, milyonları bıraktı enayi ya. Ben de savunmam artık bunu, yemin ediyorum. Ulan yemin ediyorum var ya, şu an o kadar keyfim yerinde ki... Aa ulan seni bile takımın başına getirebilirim ha. Nasıl? Bak sevinirim ha. Söyle lan, bir takımda kaç kişi var? Nasıl aniden sordu ya? Birkaç oradan... 11! Heh. Ulan tamam lan, bundan sonra teknik direktör sensin. Nasıl? Vallahi adam UEFA duysun, dedi ki bana küçülmeye git dedi kulübe. Daha ne kadar küçüleyim lan? Bundan sonra teknik direktör sensin. Allah! Sana bir sene fazla. Evet sevgili seyirciler, benim için de çok güzel bir haberdi. Artık tek başıma sunacağım. Zemin Kötü'nün sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın. Bizim bir büyüğümüz var. Efendim kendisi emekli oldu. Emekli olduğunun ertesi günü, hemen sonrası. Bakalım nasıl ayak uyduracak bu emekliliğe, izleyelim efendim. Nezaket, ne yapıyorsun? Banyoyu, tuvaleti sildim, küveti, lavaboyu oldum, mutfağı düzelttim, temizledim. Halıları elimle bastıra bastıra geçtim, bastıra bastıra geçtim. Dolabın tozunu aldım, hepsini yaptım, kalmadı aklım. Atılım patılım, tamam. Kalmadı aklım. Tamam. Kalmadı, kalmadı aklım. Hepsini yaptım, kalmadı aklım. Atılım patılım, atılım patılım, atılım patılım. Yo, yo, oh, yo, MC Nezaket. Sana ne yapıyorsun dedim, seceleri döktün. Çocuklar nerede? Onlarla bir şey konuşmam lazım. İbrahim, Dilek. Neredesiniz? Bir şey konuşacağım. Ne oldu anne? Yavrum, bir şey konuşacağım. Nezaket abla, kolay gelsin. Çok merak ettim, ne yapıyorsun? Banyoyu, tuvaleti sildim, küveti, lavaboyu aldım, hadi. Ya, yapma. Çok iyi ama, çok seviyorum. Yapma, yapma. Banyoyu, tuvaleti sildim, küveti, lavaboyu aldım, dolabı. Tamam. Dur. İbrahim, peruk sana küçük mü gelmiş? Sanki bir... tepede toplanmış gibi duruyor. Öyle mi? Favoriler filan boşta kalmış. Allah Allah. O değil de o benim çocuğummuş gibi değil mi daha? İşte anne sana bir şey itiraf edeceğiz. Ama yavrum, ama sürpriz olmadı annene. Sen de yeni gelmiş, ilk gelmiş gibi İbrahim. Heyecandan kork, onu bize yaşat. Tabii. Sana sorduğunda da tarzı biraz daha değiştir. Biraz daha... biraz ağır geliyor. Biraz daha hızlandırabilirsin mesela. Daha hızlandırayım. Bana biraz şey geldi yani, tane tane geldi. Biraz daha hızlı olabilir. Tamam. Nezaket, vallahi bir soru sordum, secdene döktün. Çocuklar nerede? Tamam. İbrahim! Dilek! Anne! Evlat diye işte insan. Oh yavrum. İyi misin anne? Kusura bakma, şaka yapayım dedim. Ah canım ya, sağ olun. Nezaket abi, kolay gelsin. Tamam. Ne yapıyorsun? Banyoyu, tuvaleti sildim, küveti, lavaboyu oldum, dolapları temizledim, halıları elimle bastıra bastıra geçtim, mutfağı temizledim. Hepsini yaptım, kalmadı aklım, atıl patılım, kalmadı aklım, Ya, yapma. Kadın harcanıyor burada, harcanıyor. Allah Allah. Nezaket, ben yanlış görmediysem koridorda toz var. Vallahi toz. Oğlum koridorda. Evet. Kadın toz manyağı. Böyle bir şey olabilir mi? Nerede Dilek, nerede? Bir şey konuşuyor. Telefonda konuşuyor içeride Dilek. Aa, bitmez telefon. Dilek! Dilek! Sesime gel bari, sesime doğru. Hugo, ses sağ yap, 4. Sağ yap. Git devam et. 4 sağ yap. Düz devam. Zıpla 8. 8 zıpla. Zıpla. Tamam. Yavrum bak bana. Bak otur şuraya. Kaldır şu şeyden. Kafanı da annene bir bak, yüzüme bak. Sana bir şey konuşacağım. Kapat şunu. Ya of anne, ne var ya? Seval sevgisinden ayrılmış, ona moral veriyorum. Ay ben sevgisinden ayrılan kızların en büyük moral vericisiyim anne. Ha peki. Acaba şimdiye kadar senin hiç sevgilin oldu mu? Olmadı ama çok dinledim. Bende doğuştan bir yetenek var anne. Tamam, ne haliniz varsa görün ama ne yapalım? Beni dinleyin bak. Hı? Çocuklar, bugün babanızın emekliliğinin ilk günü. Ben o adamı biraz tanıyorsam azıcık tuhaflaşır o. Ne gibi tuhaflaşabilir anne acaba? Yavrum bak şimdi. Babanız 35 yıldır aynı işe gidip geliyor. 35 yıldır. Evet. Siz bir hafta biriyle çıkın, görüşün. Ay onsuz yapamayacağım diyorsunuz. Ayrılınca ay onu nasıl unuturum diyorsunuz. Bir haftada. Bu adam 32 senedir bu işi yapıyor. Anne 32 mi 35 mi? Karar ver. O şey yapar. 32. Aman bak seni bozdu. Hemen cevabını ver ona. Öyle değil. Bana sakın daha böyle bir lafını duymayın ha. Senin vallahi paralarım çocuğum. Ben annemden böyle gördüğüm için şey yapmadım. Olmaz. Sakın bir daha ananın öyle düzeltme. Sana düşmez. Nezaket abla olsaydı benim annem. Keşke annem o olsaydı. Sus bak, şüphelendirme beni. Bak kafamda soru işaretleri oluşturma benim. Sakın, en sevmediğim şey. Evet. 35 senedir babanız aynı işe gidip geliyor. Adam idare edin, tuhaflaşacak, garipleşecek. Ne gibi garipleşebilir yani? Nasıl garip davranıyor onu anlamadım. Herkese günaydın. Günaydın, günaydın. Günaydın, evet. İyi canım, evet. İyi tuhaf lafının üstüne gelir bak. Şevket, hayatım bu üstün kıyafetin niye böyle canım? Ne olmuş kıyafetinde ya? Benim her zamanki kıyafetim, ben gayet rahatım ya. Oğlum siz orada şıfır ne konuşuyorsunuz? Şıfır mı dedik? Başka bir şey konuşuyoruz. Ne konuşuyoruz? Şey baba, sen gelmeden önce annemle konuşuyorduk da... ...sen emekliliğin ilk günde böyle tuhaf davranabilir misin diyordu ama gayet normalsin yani bakıyorum. Yok daha neler ya, gayet normalim tabii ya. Ne güzel mevzuatın dediği yılı doldurmuşum. Emekli olmuşum ben, gayet aksine gayet mutluyum ya. Ha? Ben nasıl bir tuhaflığın içine girebilirim ki acaba? Tamam, o zaman. Peki, o zaman. Aa, baba, ne yapıyorsun? Okuduğum sayfalara görüldüğü damgası veriyorum kızım. Ama şimdi Şevket'cim hayatım, sen WhatsApp mısın ki görüldü damgası vuruyorsun? Ya hayatım, mevzuat gereği benim bunu damgalamam gerekiyor. Ben bunu damgalamazsam ne olur? Okuduğum sayfayı gelip bir daha okurum. Mevzuat işi çözmüş. Ne diyor? Okuma, onayla diyor. Mevzuat işi çözmüş. Ya babacığım ama sen artık emekli oldun. Mevzuat falan yok. Lütfen şöyle bir arkana yaslanıp rahatlar mısın? Ya ben gayet rahatım ya. Ben iyiyim ya. Bana deli muamelesi yapmayın ya. Siz kendinize bakın ya. Sinemciğim benim karnım acıktı. Bana bir tost yap da getir hadi. Ha tamam. Yapayım tost. Gel yaparsan yardım et mutfakta. Baba gel. Baba ya bana harçlık verir misin lütfen? Harçlık lazım. Evet. Harçlık isteme sebebi şiir dinletisi var da şiir dinletisine gideceğim. Belgen var mı? Şiir dinletisinin broşürü var baba. Bak burada, cumartesi akşamı. Şiir dinletisi yani. Şiir severim ya ben. Oğlum ben sana Küçük İskender desem, sen olmaz baba, 1,5 dersin. Bana bak, bu işin harçlık istemenin asıl sebebi ne? Okuldan bir kız var, çok şiir seviyor, ona yazacağım. Şimdi oldu işte. Burada şimdi etkinlik saati 23.30 Taksim yazıyor. Evet. O saatten sonra nasıl geri dönmeyi düşünüyorsun? Müsaadeniz olursa teyzemle kalacağım. Teyzem... Şimdi sen bunu al, mutfağa götür. Orada anan var. Soldan ikinci kapı. Ona götür, onaylat. Ondan sonra teyzenin onda kalacağını onayladığı bir yazıyı... ...notere onaylat, tasdik ettir, bana getir. Tasdik onayından... Mutfakta teyzem. Evet oğlum, anlaşılmayacak bir şey mi söylüyorum? Allah aşkına, mevzuat böyle söylüyor ya. Allah, oh! Bütün gün benim işte, bütün gün benim. Bütün gün ben ne yapacağım lan? Kime sarsam ki acaba? Nezaket bacım, ne yapıyorsun ya? Ya ben banyo tuvaleti sildim, küvede lavaboya oldum, kirlere karşı tek vücut oldum ya! Kızım ben onu mu diyorum ya? Bütün evi çamaşır suyu yaptın. Kafamız güzel dolaşıyoruz. Beni Hollanda'ya çevirdin ya. Senin bu çamaşır suyun Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı mı bakayım? Görümcemden onaylı. Çok iyi dedi. Kirlere karşı birebir. Görümcen mevzuatta yeri yok. Ayrıca senin temiz kağıdın var mı bakayım? Yok ama temiz yer bezin var. Olmaz mı? Kızım ben ne yapacağım? Ben mi temizleyeyim temiz yer bezini, şeyleri? Mevzuat ortada. Mevzuat diyor ki temiz kağıdı yoksa çalışamaz diyor, iş yapılamaz diyor. Kızım ne ağlıyorsun ya? Sen beni bezlerimden ayıracaksın. Ben duvarlarına sileceğim, halılarına sileceğim, bacalarına sileceğim, kapılarına sileceğim, her yerlerine sileceğim, mutfağına sileceğim. Yatak odasına sileceğim ben. Abla yanlış adam döner, batırsın ocağa. Mevzuat bilmiyorsun, hala bana konuşuyoruz. Mevzuat ortada. Mevzuatı bilmezsen böyle olur, ağlarsın işte. Allah Allah. Gel. İyi günler. Babam. Evet, buyurun. Merhaba. Baba, ben bu notere gitti fakat kapalıydı. Öğlen tatili münasebetiyle. İşimde biraz acele olduğu için baba bey diyorum acaba... Bu iş diyorum başka bir yolda halledemez miyiz diyorum acaba. Bir daha baksanız diyorum dosyaya. Lan. Sen görevi başındaki babaya rüşvet mi teklif ediyorsun? Evet baba. Babamdan para alabilmek için babama para teklif ediyorum. Senin yüzün oluyor bundan. Mutlu musun? Hain, pis. Ben sana böyle mi öptüm? Yıkıl karşımdan. Haçlık başlık yok sana. Al şunlarla. Al. Gir. Ya kapı çalmıyor be adam. Zil çalıyor. Bizim zilimiz çalıyor. Anla artık bunu be. Bana karşılık verme lan sen. Git kapıyı aç. Nefret ediyorum senden. Gerçekten nefret ediyorum. Ben de senden nefret ediyorum. Hatta bir ağzını bana vermiyorsun. Yazık olsun be. Kıvırcık. Her sikişte başımın payını almıyorsun. Ne zaman baba oynasam, dert oluyorsun bana. Senin benim başıma bela mı yazıyorlar lan? Lanet olsun be. Sen ki babayla rahat olsun inşallah. Sen de lanet olsun. Hadi Allah lanet olsun. Yüzüne edepsiz bütün skeçleri yedin, bitirdin her şeyi. Ne var? Kusura baba, büyüğümsün, babamsın. Sana saygısızlık etmek istemem. Oğlum ben de kırdıysam seni özür dilerim. Lanet olsun seni! Allah belanı versin seni bu arada! Git! Edepsiz! Kıvırcık! Bir enteresan. Şevket Beyciğim merhabalar. Merhabalar. Tertip düzen yok. Mevzuatı bilmiyorlar, konuşuyorlar. İyiyim. Sen nasılsın Bahadır? Teşekkür ederim efendim. Beni yönetici gönderdi. Aidatı istiyor. Hem bir de bilin bakalım nasıl? Zamlı. Ya bu adam kafasına göre zam mı yapıyor ya? O zam diyor da bakalım mevzuat ne diyor? Vallahi mevzuat neyi bilmem. Nevzat Bey versin diyor. Lan oğlum bir yürü git ya. Mevzuatı bilmiyorsun, konuşuyorsun bir de ya. Yalnız Şevket Beyciğim size söylemek isterim ki emekli olunca siz çok değiştiniz. Böyle kırıcı, yıpratıcı bir adam oldunuz yani. Ben birazcık şahsen alındım. Gidip yeni ev arkadaşım Ayı Bob ile bunu konuşup biraz kafamı dağıtacağım. Ayı Bob kafanı dağıtmasın da haydi. Gerçekten alındım ve kırıldım. Tamam haydi. Allah'ım yarabbim ya. Nezaket dur gitme kız gel. Bak. Sana helal olsun Şevket. Sana ne dediysen kadına ben temizliği bırakacağım, köyüme yerleşeceğim, mevzuat yetiştireceğim diyor kadın. Kadının aklını yemişsin, aklını. Ya onun aklı zaten tuz ruhu olmuş ya. Ne konuştu anakla, sabun muydu, ne yaptı anlaşılmıyor, dili durmuyor. Allah mevzuat bilmiyor. Mevzuat bilse böyle olmaz. Hala mevzuat diyor delireceğim. Al tostun. Sağ olasın. Hı. Ama ben onaylamadan yiyemem. Ay. Ama yani Şevket. Sen ne yapıyorsun? Tostu bile onaylıyorsun. Bu böyle o bu. Şevket canım benim. Sen bak bana. Konuşalım. Sen üzülüyor musun? Bu işini falan mı özlüyorsun? Ya ben ne özleyeceğim işimi ya? Ha? Sırf ben yaşlandım diye beni emekli eden, beni öteleyen işin nesini özleyeceğim ben Allah aşkına ya? Derdi çilesi bitmeyen vatandaşları mı özleyeceğim? Her sabah gittiğim o eski püskü oturduğum masayı mı özleyeceğim? Ya da ding dong ding dong o numaratörü mü özleyeceğim? Nesini özleyeceğim ben işimin? Allah özlüyorum. Bir şey yapamam, özlüyorum bir şey. Ya, Dilek babana koş. Koş kız babana koş. Dilek. Ay, oldu. Gel buraya otur. Otur buraya. O sevgilisinden ayrılan arkadaş. arkadaşlara nasıl avutuyor, nasıl konuşuyorsan babanla konuşacaksın. Çünkü baban da işinden ayrıldı. Baba, sen neden ağlıyorsun Allah aşkına? Bana bir söyler misin? Ha, neden ağlıyorsun yani? Ha, bir kere seni emekli ederek onlar kaybetti yani. Zaten seni hiç hak etmiyorlardı baba. İyi, doğru diyorsun da ben şimdi ne yapacağım? Bak şimdi, öncelikle işine dair ne varsa hepsini at gitsin ya. Ay Allah aşkına, üzüldüğün şeye bakar mısın baba? Böyle bir şey üzülünür mü ya? Bak şimdi, şu kovayı alıyorum, tamam mı? İçine bunun, işine dair ne varsa hepsini tek tek atacaksın, kurtulacaksın. Hadi bakalım, başla. Ha, işime dair. Evet. At kurtul. Kravatım. Başla. Ha, at kravatımı. At bütün senelerde. At, çıkar. Bak, at, at. 1, 2, 3. Ne? Bakayım. Ne var? Aylık akbilim var. At, at, at. At. Aylık akbilim. At. Yemek kart. Yemek kartım yeni doldurdum, vermesene. Yahu kurtul, at, 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 at. Hah, hah, tamam. O ceket şeydi de o. Tam kadın. Atın, ha. At. At, o diğerini de at, at. Ha, öbür de, ha. Orada, ha. Öbür, ha. O şeydekini de, şey. O diğerini, ha. Zula yapmış. Ne ya? Ceketini de çıkar. Çıkar, o senelerde çıkar. Çıkar, 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 çıkar. Çıkar. Kız yardım et baba. Çık, ha, çık, çık. At. Oh, ne şey var? At. Ceketimi üşüyorum. Ya. Üşüme, bir şey olmaz. Şey, hepsi geçecek Şevket. Hepsi geçecek ya canım benim. Aa, bu böyle olmayacak. Bizim yeni birini bulmamız lazım. Yeni birini mi? Ben ne yapıyorum? Ben varım kız. Ya öyle değil anne. Böyle yeni bir iş yani. Ha. Baba, o kim? Kim o? Hiç. Reklam mesajı. Ha, reklam mesajı. Ver bakayım onu bana. Şevket abicim, nasılsın? Emeklilik nasıl gidiyor? Seni çok özledik. Uyandın mı? Suat. Suat kim baba? Ex iş arkadaşım. Ya baba, yakma kendini Allah aşkına ya. Yapma bunu. Lütfen yani. Bak şimdi, şu an hemen onu arıyorsun ve ona köpek çekiyorsun. Anlaşıldı mı? Bir daha beni asla aramayın. Benim artık muhteşem bir hayatım var. Ben çok mutluyum diyorsun. Hadi bakalım. Hemen şu an yap gemileri. Hadi. Tamam. Hadi. Ara. Ara. Hadi. Alo Suat. Bir daha beni sakın arama. Peşimi bırak artık. Hem benim yeni çalıştığım var. Patronum sizden görüşmemi istemiyor. Aferin sana. Bravo. Sana aferin. Ben seninle gurur duyuyorum şu an. Kız, al bunları. Al bunları, at bunları, yak bunları. Tamam. Göm, bahçeye göm onları hadi. Ben de en sevdiği yemeği yapacağım ama fasulye yapacağım. Fasulye yapacağım. Aferin sana. Gurur duydum senden. Vallahi duydum. Efendim Suat. Bir daha beni aramanı istemiyorum, anladın mı beni? Sen ona git de yeni aldığınız elemana sor. Ne? Benden daha hızlı değil mi? Vallahi mı lan? Suat, ben iş falan bulmadım, yalandı. Bugün öğle yemeğinde ne çıktı? Pilav mı? Peki üzerinde ne vardı? Nohut mu? Ben işi çok özledim Suat. İşi çok özledim ben Suat. Ne diyorsun sen? Bak, özledim hala. Ya, şimdi ne konuştuk biz seninle biraz önce Şevket? Ya ne yapayım ya? Ben 35 yıl olmuş, alışmışım ben. Ömrüm o dairede geçti benim ya. Hayır, kabul etmiyorum. Emekli oldun, kabul etmiyordum. 32 bilmem 35 senedir onlara çalışıyorsun. Artık bana çalışacaksın. Sadece benimle ilgileneceksin. Al bakayım, bunları ayıkla. Bunları ayıklayacak, beni... Onları ayıkla. Beni artık yeter artık ya, bütün seni... Ne kadar çıngar çıkarsan çıkar, ben damgalamadan duramam. Şevket Bey. Duyduğuma göre sorun çıkartıp aidatı vermek istemiyor musunuz? Ben bu apartmanın yöneticisi olarak o aidatı almak zorundayım. Ben de bu aileyi geçindirmek zorundayım. Sen bizden aldığın aidatlarla yeni bina mı dikiyorsun acaba? Efendim, yapmış olduğumuz zam, senelik zam. Apartmanın mevzuatında yeri bile var. Ne dedin sen? Yeri bile var. Yok yok, ondan önce bir şey dedin. Mevzuat. Siz de mi benim gibi mevzuata düşkünlüğünüzden birindesiniz? Efendim, benim iki oğlum var. Birinin adı Mevzu, diğerinki At. At biraz ağır olmuş. Canımsın. Mesut Bey, hadi şu yöneticilik işini beraber yapalım. Ben hiçbir şey istemem. Bütün kapıları dolaşırım. Tek tek aidatları ben toplarım. Muhasebeyi de ben tutarım. Alım satımı da ben yaparım. Yani tabii bu yaştan sonra yöneticilik yapmak çok zor iş. 3 apartman, 120 daire kolay değil. Yani ne bileyim şimdi ne desem. Efendim, üzerinizde damga var mı? Kendinize ait. Olmaz mı? Yani eğer siz de kabul ederseniz bir çay içelim. Vallahi Gül sorunca ya, mesai bitinceye kadar seninim, onaylıyorum. Teşekkür ederiz efendim. Kamil Bey, siz misiniz? Gelebilir misiniz? Merdivenden gelelim. Kamil Bey'le küçük bir işimiz var efendim. Sizi de yoruyorum. Buyurun. Kamil Bey, bize, seyircilerimize kendinizi tanıtın. Ben Kamil Erden. Bugün burada farklı amaçta bulunuyorum aslında. Kendinizi tanıtın. Öyle ben ne diyorsam onu yap. Kendinizi atayım. 90 doğumluyum. Güzel. Nevişehir Üniversitesi mezunuyum. Özel bir hastanede bilgi işlem sorumluluğu yapıyorum. Güzel bir hastanedir. Hanımefendinin adı ne? Berna. Berna Hanım, siz de gelin. Gel gel. Berna Hanım'la nerede tanıştınız? O benim çocukluk arkadaşım. Yani ilkokuldan beri. Tanışıyorsunuz. Tanışıyoruz. Mahalle arkadaşım. Bir süredir de bir birlikteliğiniz var. Nasıl gidiyor? Aa, benim için çok iyi. Ne kadar süredir? Yani 4-5 sene oldu benim için. Sizin için 4-5 sene oldu. Evet. Sizin için ne kadar oldu? 1,5. Nasıl oluyor bu? 3 sene peşinde koşturdu. 3 sene, siz koşarken o 3 seneyi de sayıyorsunuz. Ben sayıyorum ya. Çok güzelmiş. Sizin için 5 sene, hanımefendi için 1,5 sene. Evet. Pişman mısınız? Yok. Abi yüksek abi, pişman mısınız? Duyalım, sesinizi duyalım. Yok. Yok, tamam. Şimdi Kamil Bey size bir şeyler söyleyecek. Size doğru dönecek. Gözlerinizin içine bakarak çok güzel bir konuşma yapacak. Bakalım konuşma nereye bağlanacak? Buyurun. Sizi baş başa bırakayım. Yani 3 sene... Baş başa... Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey söyle. Bir... Affedersiniz. Tabii. Şey yanında mı? Bunsuz olmayacak. Ben halledeceğim. Sen devam. Dön. Sen sadece güzel sözleri söyle. Ben güzel sözleri onun gözlerinin içine bakarak zaten her gün söylüyorum. Ben bugün de söyle. Şöyle biraz ortaya doğru gelelim mi şöyle? Ha? Siz de gelin. Tamam. Ya o benim dünyalar için, yani dünyalarda en güzel, en özel şey. Dünyalarda derken hangi gezegenlerden bahsediyorsun? Ya bununla yaşarken hangi dünyada olduğumu unutuyorum. Tamam, bizim dünyadan mesela örnek verelim. Bizim dünyada, yani her an aklımda. Ona söyle, bana niye söylüyorsun? Yani aslında ben seni çok seviyorum. Aslında ne demek ya? Abi, kıza bak, içinden gelen her şeyi söyle ya. Sevgi sözcüklerini bu an ölümsüz oluyor şu an. Buyurun. Şöyle bir şey var. Yani söylediğim bütün güzel sözler, unuttuğum sözlerin yanında bambaşka bir şey oluyor. Yani ben sadece seni seviyorum diyorum. Ve aslında aklıma gelen gelmeyen bütün güzel sözler senin ayaklarının altına seriliyor. Ben seni seviyorum. Aslında bugün burada... Bir şey yok vallahi. Bir şey yok. Ya ben aslında seni gerçekten çok seviyorum ve söyleyecek, onun üzerine söyleyecek hiçbir şey yok. Kamil Bey, bunu söylemek için gelmiş. Teşekkür ediyoruz size. Yo, devam edin efendim, buyurun. Asıl amacınıza doğru geçin. Asıl amacım, ömrümün sonuna dek seni yanımda olmak istiyorum. Bundan önce olamadığım zamanların da tadını çıkartmak istiyorum. Ömrümün sonuna kadar Son nefesime kadar ben senin yanında olmak istiyorum. Yani? Yani seni seviyorum. Ben seni çok seviyorum ve ben seninle evlenmek istiyorum. Seninle evlenmek istiyorum. Söyle, istiyorum benimle, ne demek? Evlenir misin? Benimle evlenir misin? Evet. Bu da bizden bir hatıra. Çok teşekkür ederim. Mutluluklar diliyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Hanımefendiyle beyefendi evlilik teklifi için Güldür Güldür Şov'u seçtiler efendim. Sizler de eğer evlilik teklifi, kına, sünnet, bekarlığa veda, düğün, bu tip ekstralara gidiyoruz efendim, katılıyoruz. Her zaman bekleriz. Teşekkür ediyoruz. Akşam iki kişiye de sağ olun diyorum. Efendim hiç emanet ettiği bir şeyi veya emanet aldığı bir şeyi böyle bozan, tatlı da olsa emanete hıyanet eden var mı aramızda? Şurada bir beyefendi var. Merhaba. Merhaba. Adım Adnan. Adnan Bey, buyurun. Yurt dışına çıktım ben bir arkadaşımla. Güzel. Akşam eğlenmeye gittik. Üzerimde benim param vardı. Yaklaşık 2000 dolar. 2000 dolarla dışarı çıktınız. Evet. Eğlendik. Ondan sonra ben parayı kaybetmekten korktuğum için arkadaşıma emanet ettim. Ona verdim. Dedim ki benim üzerimde kalmasın diye. Daha sonra... Peki o kaybetmeyen biri mi yani? Niye? Ona kendinizden daha çok güvenmeniz... Aslında arkadaş da yanımda. Öyle söyleyeyim. Peki yani kendinize güvenemediğiniz, ona güvendiğiniz konu ne yani? Şöyle ben... O biraz daha benden daha sağlam duruyordu o konularda. Ona daha çok güvendiğim için. Neyse sabah oldu. Ben dedim sana gece 2000 dolar vermiştim. Onu alabilir miyim? O da cebine baktı. Gerçekten bende para yok dedi. Sordum kendisine, ne yaptın parayı? Ben sana verdim. O bana vermediğini söyledi. Kendisi de burada gerçekten. Hala o parayı biz bulamadık yani. Bir çözüme de ulaştıramadık. Ben her zaman iddia ediyorum. Ben senden 2000 dolar alacağım var. O da o parayı bana vermediğini söylüyor. Peki neresine koyduğunu hatırladı mı? Yani ceket cebi mi, mont cebi mi? Kendi elimle arka cebine koydum onun. O da çok iyi biliyor. Hissettin mi diye sorduğumda evet dedi. Ama sabah kalktığında hiçbir şey hatırlamadı. Teşekkür ediyorum. Tabii. Bir olayın mağduruyla da konuşalım efendim. Gerçekleri söyleyeceğin önce yemin etmesini isteyeceğim ondan. Verelim mikrofonu beyefendi. Ben aldım, hatırlamıyorum hocam ya. Parayı almadım ben. Sizin isim ne? İsim ne sizin? Fatih. Fatih Bey, peki Adnan Bey'le de bu konuda aranız bozulmadı yani? Bozulmadı çünkü hatırlamıyorum ben. İyi o zaman biz de alıp hatırlamayalım, öyle olur. Hakikaten mi hatırlamıyorsun? Gerçekten hatırlamıyorum ya. Evet. Ama verdiği yer bir kulüp olduğu için belki de vermedi, yere düşürdü. Belki koyarken cebine. Belki de. Belki de başka birine verdi, yanlışlıkla bana diyor. Ama size sormuş, yani hissettin mi demiş, evet demiş. Hocam ben onu da hatırlamıyorum tabii ki. Ya siz ne yaşadınız abi ya? Bir hangover'dı zaten o gün de. Hatırlamıyorum. Adnan Bey bir şey söyleyecek. İkiniz de bekleyebilir misiniz? Konu çözülsün. Ben şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Biz 5. gecemizdi bizim Uzak Doğu'da. Ha o Çin'de... Öyle desene abi orada. Çin'deydik biz. Şöyle bir şey oldu. 4 sabah biz birlikte kahvaltı yaptık. Her 4 sabah da odalarımız yan yanaydı. Benim kapımı çaldı. Kahvaltıya gidelim diye. Biz bir yere gidiyorduk. Türk restoranı vardı. Orada kahvaltı yapıyorduk. Ve buradan hesabı... Çin'e gidip Türk restoranında mı? Evet, evet. Bravo. Midemiz kaldırmıyor onu da diğerlerine. Sürekli gidiyoruz. Ben 4 sabah kahvaltıyı ödedim. 5. sabah benim param kaybolduğunda bu arkadaş 4 sabah beni uyandırdı. 5. sabah saat 10 oldu. Ben kalktım. Aradım dedim. Param kaybolmuş o sabah. Konuştuk, bulamadığını söylemişti. 5. sabah kalktım, saat 10 oldu. Aradım. arkadaşımı. Dedim ki Fatih neredesin? Ya kardeşim çok güzel uyuyordum. Ben seni uyandırmaya kıyamadım. Kahvaltı yapmaya gittim dedim. Artık sana gerek kalmamış. Paramı kaybettiğim için o sabah beni uyandırmadı gerçekten. Bende para yok. Ben kahvaltı yapamıyorum bu sırada. Yakın arkadaşsınız. Yakın, çok yakın. Her gün görüşüyoruz ama. Hala da yakın arkadaşsınız. Ya ben bazen anlatıyorum bunu ama gerçekten oradan ona bir kırgınlığım var. Burada da herkes belirtmek istiyorum yani. Peki verelim mikrofonu Fatih Bey'e. Verelim de yani... Nasıl kendisine... Gerçekten sorulara doğru cevap vermediğini herkes hissedecek burada. Tamam. Ya bakalım. Ben hayatımda hiç yalan söylemem normalde. Buradan konuyu tatlıya bağlamak için Adnan Bey'e ne söyleyeceksiniz son? Benim gerçekten param çok azdı. Kahvaltıya tek başıma gitmem lazımdı. Çünkü bana yetiyordu. Bir de ben kilo olarak ondan fazlayım. Mantıklı. Karnımı doyurmam gerekiyordu. Peki. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bizim bir sabah programımız var efendim. Yeni konukları ve konularıyla bakalım bu sabah hangi konu işlenecek, konuklar kim olacak? İzleyelim, olayı çözebilecekler mi? Buyursunlar efendim. Selametle hoş geldiniz. Bir yeter yakalayan da tatlı eşkiye daha. Sizler de hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi her hafta, her gün çeşitli problemleri çözüyoruz. Biz yalnız bir olay vardı, onu uzun zamandır çözemedik. Çin'de yaşandı. Buradan 70 milyonun önünde Fatih arkadaşım, Adnan arkadaşım, neredesiniz? Oradasınız. Şimdi buradan yeter yakalayanla eşki, size biraz kızacağım. Diyorsun ki, tam da arkamda hissettim parayı. Sonra diyorsun ki para bir şekilde gitti. Para kendi kendine yürüyerek gidemez. Sonra Fatih kilosundan bahsediyor. Kilom vardı, yemek yemeliydim. 4 sabah boyunca kahvaltı yapamadım. 5. günde onu uyandırmadım. Çok güzel uyuyordu. Bebekler gibi uyuyordu. Burada bir iş var Adnan. Adnan, burada bir iş var. Dilerim sen Fatih'le tatile çıktığına eminsin. Bu olayı çözeceğiz ama. Ben bunun üstüne çalışıyorum. O parayı bulacağız. Çin'deki o para acaba nereye gitti, onu halledeceğiz. Biliyorsunuz da geçen programda acı dolu bir aile vardı, Kişrek ailesi. Programda öylesine yoğun şeyler yaşadık ki aslında çocuğun, onların çocukları olmadığını, aslında çocuğun bir Ankara kedisi olduğunu bulduk. Ardından da çocuğun aslında adının Mırnav olduğu gerçeği de çorap söküğü gibi geldi. Çünkü biz her şeyi tespit ediyoruz ve yakalıyoruz. Şimdi bu hafta yine çok keşmekeş, çok acı dolu, yüreğimizi buruk buruk burçumlayan... Bir türlü böyle içimizde acıyı tasvir edilemez kelimelerle bambaşka hallere sokan bir acı var. Bir dram var. Bir dram var. Dram yaşanıyor. O tencereye böyle süngeri sürttüğünüzde çıkarttı o ciyak sesi gibi bir türlü ne olduğunu anlayamadığımız kalp duvarlarımıza straforla gelişigüzel çizik atan bir aile. Evet, bir aile ve dram. İşte onlar da buradalar. İsmail, neler söyleyeceksin? Yeter hanım ortağım Hüseyin pazartesi günü öldü. Çok şaibeli bir düğün olduğundan dolayı biz cinayet olduğundan şüphelendik. Evet. O yüzden size geldik. Eşim Burcu Maktül, arkadaşımın eşi Mehtap, annem Aysel, biz hepimiz çok üzgünüz. İsmail, sen ne işle meşgulsün arkadaşım? Pazarcıyız yeter hanım. Mal alırız, mal satarız ortam Hüseyin'le. Ama Hüseyin yok artık, çok üzgünüz. Onu bize bul yeter hanım. Bunu bulacağız. Zaten bu bizden kaçmayacak. Bakalım o nerelerdeymiş, onu bulacağız. Ve onun yüzüne püh sana diye, sana püh püh diye bağıracağız. Peki, nasıl anladınız Hüseyin'in öldüğünü? Ne oldu da fark ettiniz? Geçen hafta aradı, dedi bana 200.000 euro lazım, saçlarımı kestireceğim. Dedim çok normal, hemen sana 200.000 EFT çıkarayım. Çıkardım EFT'yi, gittim pazartesi, dedim bizim 200.000 euro nerede? Dedi oğlum ben öldüm, sana haber vermeyi unuttum, çok üzüldüm. Gerçekten ortağının ölümünü çok acı bir şekilde öğrenmişsin. Çok sarsıcı bir dram. Şu rahmetlinin fotoğrafını bir alalım, verelim ekrana lütfen. Gelsin bakalım rahmetli. Bir analım onu. Hüseyin pazartesi günü öldü, bu çarşamba günü. Getir bakayım. Pazartesi günü öldü Hüseyin, bu çarşamba günü Instagram'a koyduğu resim. Gerçekten çok enteresan. Pazartesi... Ben öldüğüne hala inanamıyorum. Vallahi pazartesi ölüyor, çarşamba günü bu fotoğrafla ortaya çıkıyor. Gerçekten çok şaşırıyoruz, ben de inanamıyorum. Yeter abla, ben konuşabilir miyim biraz? Tabii ki, buyur. Ben artık konuşmak istiyorum, yetti canıma bunun yalancılıkları ya. Yani ben hocam diye demiyorum, bu gerçekten gerizekalı, salak, bu manyak. Ama Hüseyin Bey öyle değil. Yani Hüseyin Bey kadın ruhundan anlayan biri, ne bileyim kadın ruhuna üfleyen biri, kadın ruhunu elleyen biri. Ya çok iyi biriydi o, neden öldü ben bilmiyorum, çok üzülüyorum öldüğü için ama... Benim bir tahminim var yani. Bence kesinlikle bu Hüseyin'e kıskandığı için öldürdü ve asıl katil maktul budur. Ya ne alakası var? Bizim polis yarın gelsin, polis alsın bunu, kodisi götürsün, tıksızın bana ya. Tamam Burcu, gerçekten şaşırıyoruz. Şu anda 70 milyonda aynı şeye şaşırıyor. Sen diyorsun ki İsmail katil olabilir diyorsun, öyle mi? İsmail, yalnız ben de senden şüphelenmeye başlıyorum. Vallahi başlıyorum. Şimdi yeter abla. Söyleme Ethem. Ben maktul Hüseyin'in eşiyim. Eşim öldüğünden beri çok zor zamanlar yaşıyorum çünkü çok diri bir insanım. İnanır mısınız? Bu diriliğimle seksiliğim hep başıma dert oluyor yani. Ay içime sıkıntı bastı. Seksi mi dedi bu? Kız sen seksi değil, saksısın. Böyle bildiğin içine bitki koyulan saksı. Sadece diri olduğu doğru, bir tek nefes alıyor. Anlıyorum ki sizin de çok büyük bir acınız var, değil mi Aysel? Sen de çok acılısın. Çok. Sen de mi çok şaşırdın? Yakinen mi tanırsın? Çok ne diyorsun rahmetli için? Hüseyin'e çok üzülüyor ama ben Hüseyin'i tanımazdım. Ben İsmail'in anasıyım. Programa sadece bunları gömmeye geldim. Ne diyorsun İsmail bunlara? Hüseyin bugüne kadar benden bir sürü para aldı. Bana hiç geri ödemedi. Çok şakacı adamdı. Hatta benim kendi evimi gitti üzerine yaptı. Dedi bu şaka nasıl şaka? Dedim ho ho çok komik şaka. Ne dedim şaka bitti geri ver. Yok dedi şakanın devamlılığı var. Hatta benden kira aldı. Ona helal edemeden rahmetli oldu gitti. Peki İsmail, siz ailecek görüşüyor muydunuz bu insanla? Özellikle benim hanım Burcu Hüseyin'le çok yakındı. Hüseyin ev işlerine de yardım ederdi. Hatta bizim yatak odasındaki yatağın yayları bozuktu. İkisi odaya kapandı. 2 haftada tamir etti. Çok iyi adamdı. Vay! Gerçekten yeter abla. O kadar iyi adamdı ki ben sana anlatamam ya. Çok iyi bir aşkımdı benim. Yani Hüseyin abimdi benim o. Hı. Gerçekten çok yani mesela bizim o dediği gibi yatak yayları bozuldu. Hiç yaylanmıyordu yatak. Yani yatağa böyle çıkıyor. Yatak hiç yaylanmıyor. Asla dümdüz katı bir yatak böyle. Natarta gibi. Onu biz beraber onunla çok güzel düzelttik. Ve bunu da tatile yolladık. O kadar da düşünceli bir insan. Yani yorulmasın diye yolladı. Vallahi rahmetli, çok, muhteşem bir insan. Çok muhteşem bir adam. Allah rahmet eylesin. Gelmiş yayları, yatakları düzeltmiş. Vallahi kıymetli biriymiş. Ya bu konuşmasın benim burama. Çok sinirimi bozuyor ya. Bak ben gerçekten gideceğim Bodrum'a yerleşeceğim bak. Türkbükü'nde ev arıyorum ben şu anda. Ya sen sus lütfen, bana karşı böyle konuşma. Yeter anam. Ha. Ben de suçluyum. Hayırdır? Ne oldu Aysel? Ben bu İsmail küçükken bunun kafasına depsi düşürdüm. Ondan böyle yarım oldu bu çocuk. Ama bu şap suratlı Burcu bu tipine bakmadan oğluma çamur sıçratıyor. Sinsi yılışık şapboz. Ya olabilir mi böyle bir şey ya? Dur ya. Yeter abla, ben neden çamur sıçratayım yani? Benim bu kocam gerizekalı diye, tipsiz diye, salaktaki manyak diye yani ben bu hayatımdan defolsun gitsin istiyorum diye. Yani bir an önce gebersin istiyorum diye. Niye ben buna çamur atayım? Böyle bir şey olabilir mi? Severek evlendik. Sussun şu ya. Ben gerçekten Türkbükü'ne emlakçılarla görüşüyorum şu an. Tamam. Çok sinirim bozuluyor. Kapara mazır. Gideceğim buradan ya. Tamam, anlıyorum. Senin dramın da çok büyük. İsmail, ben de senden şüphelenmeye başlıyorum aslında. Hatta 70 milyon bile okları sana doğrulttu. Bak, o oklar bir şekilde seni bulacak. O oklar bir şekilde sana yaklaşacak. Şüphelerimiz devam ederken... Mehtap, senin de acın büyük değil mi? Çok büyük. Çok büyük. Acım aşırı derecede büyük. Gerçekten yani var ya, görseniz mahalledeki herkesler bana yürüyor ya. Ya gerçekten geçen gün... Kırmızı ışıkta durdum, baktım karşıda muhtar. Ya yeşil ışık yanınca baktım, bana yürüyor ya. Ya sen bana niye yürüyorsun ya? Yeter abla, inan ya, bu diriliğimden, seksiliğimden bıktım. Herkesler bana yürüyor. Bıktım bu seksapalitemden, yeter abla. Kız seksapalite değil, şempanzelitedir o. Suratın makak maymunu s**mış gibi. Sana kim yürüsün? Oh, rahatladım. Yaptın, içini döktün, sövdün, güzel güzel rahatladın. Aferin sana. İsmail, bak ben senden çok pis şüphelenmeye başlıyorum. Herkes seni hedef gösteriyor. Buradaki herkes senden fena halde şüpheleniyor. Şimdi sen kendini bir savunacaksın tabii, değil mi? Nasıl ispatlayacaksın? Kendini nasıl savunacaksın? Vallahi Yeter Hanım, ben gelmeden rejiyle konuştum. Lütfen o resmi içeri alabilir miyim? Ne resmi? Benim oğlumun resmi. Gelsin. Gönder resmi. Senin evladının resmi mi bu? Hüseyin'i o kadar seviyorum ki... sevmekten benim oğlum da aynı Hüseyin'e benzedi. Yalnız enteresan bir şey. Şu anda seyircilerimiz de takdir etsinler. Gerçekten enteresan bir şey. Ben şu gözümle bile görebiliyorum. Gerçekten gözleriniz bir aynı, değil mi? Allah bağışlasın. Tebrik ediyorum. Dikkatinizden de bir şey kaçmıyor. Kaçmaz. Yani biz bunu kaçmayacağını zaten baştan söyledik. Bak şimdi, biz o katili bulacağız. Bu garibanı öldüren, bu Sabi'yi öldüren kimse, biz onu bulacağız. Onun yüzüne püh diye tüküreceğiz. Onun yüzünü alacağız. Onun yüzüne böyle püh seni rezil. Seni reçel kavanozu. Sana ayıp be, sana ayıp. Sen pis, püh sana, püh sana diye bağıracağız. Bunu yapacağız. Şimdi devam edeceğiz. Burcu, senin çocuğun ne zaman oldu? Bu yavru ne zaman oldu? Benim yavrum hiç evde yoktu. Askere gitmişti. O zaman daha doğdu. Hmm. O zamanlar tabii askerlik 2 yıl. Ben hiç izin almadan askerde kaldım. Sağ olsun benim hanım, ben askerdeyken hamile kaldı. Kendi kendine doğurdu. Beni hiç yormadı. Allah razı olsun. Helal olsun. Helal olsun. Gerçekten ama çok zor günler yaşadım ya. Yeter abla, o kadar yoruldum ki tek başıma, bir başımayken bana gene kol kanat kapadı. Hüseyin abim her zaman yanımdaydı. Bana sağ olsun. Olmasa olamazdı bu oğlan. Hüseyin çok mert, çok dürüst, çok 10 numara adamdı. Yeter abla, şimdi benim çocuğum olmadı Hüseyin'den. Hüseyin dedi, baba benim bir tane çocuğum var, bir tane yeter dedi. Hı. Ben de tamam demek zorunda kaldım ama ben biliyorum aslında Hüseyin'in çocuğu yok. Ve de biliyorum ki mahallede benden çocuk yapmak isteyen çok. Mahalle demişken... Geçen gün ben bakkala gittim, hop bir tane defter çıkardı. Hı. Ne defteri? Veresiye defteri. Veresiye defteri ne demek Yeter abla? Ne demek? Ya ben anlamıyor muyum ya? Seksapalitemden faydalanmak istiyorlar. Veresiye ya, ne demek ya? Veresiye yazayım. Evet ya Yeter abla, ben anlamıyor muyum? Ben salak mıyım ya? Sen neyi anlıyorsun? Tipine bakan müebbet şap yiyor. Yeter Hanım, Face'te selam verdiği adam internetini yaktı. Gerçekten geçenlerde. Yani aynı bana benziyor dediği kızların kısmeti kapandı. Sen neyi anlıyorsun? Deşarj oldum. Şimdi tatlı eşki devam ediyor ve dönüyoruz, dolaşıyoruz. Katile odaklanıyoruz. Bütün oklar bak seni gösteriyor. Herkes senden şüpheleniyor. Bütün oklar seni gösteriyor. Biraz konuş. Söyle bakayım, derdini bir anlat. Neler Yeter söyleyeyim? Hanım, aslında benim de bazı şüphelerim var. Hayır. Benim hanım Burcu beni geçenlerde zehirli mercimekli köfteyle bir zehirledi. Bir ay hastanede yattım. Sen diyorsun ki, şimdi burada 70 milyonun önünde diyorsun ki Burcu beni zehirlemeye kalktı. Doğru mu? Öyle mi diyorsun? Ne alakası var? Öyle mi diyorsun? Ne alakası var? Ne diyorsun? Yahu salaklar şahı oğlum. Bu karın seni alenen zehirledi, gözümle gördüm. Ne? Ya ne alakası var? Hüseyin demişim. Tabii. Hüseyin abi fena halde. Yeter abla, olabilir mi böyle bir şey ya? Ben yani böyle yeter abla. Hüseyin de çok severdi Bodrum'u. En son geldiğinde dedi, Mehtap dedi. Ben dedi İsmail'i çok pis dolandırdım. Ben dedi Bodrum'a gidiyorum Türk Bükü'ne dedi. Yalnız pazartesi günü oldu bu olay. Rahmetliyle ne anılar. Ya. An bitmiyor. Hakikaten öyle. Oğlum sen Hüseyin'e mi yürüyorsun? Yahu her şey ortada. Ay yeter abla, ortada deyince şimdi ben susayım diyorum ama hep seksapalitem geliyor aklıma tabii. Ya geçen gün pazara gittim, bağırıyorlar. Limonlarım sarı, patlıcanlarım mor, elmalarım kiraz. Hı. Ya bu ne demek? Ne? Bu ne demek yani? Yeter abla yani. Ne? Ya yürüyorlar, ayaküstü yürüyorlar bana ya. Ben bıktım artık ya. Bu seksiliğimden, diriliğimden bıktım ya. Kız! Bıktır mısın efendim? Sen esnaf ve sanatkarlar odasının başına bela mısın? Kasanın altında kalmış ezik domates tipiyle seni kim ne yapsın? Mevsimlik tıkfanda. Yeter hanım, sen bu salakları boş ver, beni iyi dinle. Oğlumun üstünde komplo kuruyor bu şapboz. Ya yeter abla, ben nasıl bir komplo kurabilirim ya sizce? Bence öyle bir zeka var mı yeter abla? Bana geçen neydi o telefon? Bana daha bugün Hüseyin buradan mesaj attı, dedi ki beni dedi İsmail öldürdü dedi. Burada 70 milyon öldürdü, bakın daha bugün attı, yeni attı. Ben göremiyorum. Ben de bakabilir miyim? Bir saat önce attı bak. Hüseyin değil. Bugün mü geldi? Bugün geldi. Çok fena bir şüphe düştü, acaba ben mi öldürdüm? Evet. Aa, şu anda bir bilgi var. Gerçekten tatlı ekşide enteresan bir an, cinayetin tanığı varmış efendim, Hüseyin. Alkışlarla bir çağıralım bakalım. Bu cinayet tanığı ne biliyor? Hüseyin! Keşke ölmeseydi ya, çok iyi adamdı. Hüseyin hoş geldin yayına. Selamünaleyküm. Sen bizi şoka soktun, sen bizi şaşırttın. Neler diyeceksin? Bir geç anlat bakalım. Hüseyin abi gel şöyle buyur, Allah rahmet eylesin. Bekliyor. Şimdi olay şöyle gelişti. Hı, ben pazartesi günü saat 14:30 sularında kendi evimde meyve yiyordum. Hı. O sırada İsmail geldi arkamdan, dedi ki bugün cuma her şeyi kapa dedi. Dedim bir dakika, bugün pazartesi. O konuda anlaşamadık kendisiyle. O cuma konusunda diretti çünkü. Kavga çıkınca da beni bıçakladı, öldürdü. Aa bıçak da bu. Göster, kameralar görsün bıçağı. Aa bıçak bu. Aa, vallahi bizim dükkanın bıçağı, ben hemen tanıdım. Zaten isterseniz bunu parmak izine yollayabilirsiniz yani. Yok, hiç gerek yok. Çünkü hiç şaşırmadık biz. Baştan beri zaten oklar İsmail'i gösteriyordu. Tabii, zaten İsmail'den şüpheleniyorduk. Bir şeye şaşırmadık yani. Değil mi? Söyleyecek misin bir şey? Vallahi galiba ben öldürdüm. Allah benim cezamı versin. Pişmanım, ne diyeyim artık. Allah beni bildiği gibi yapsın. Çok mağdurum. Iy ya, kocam katil çıktı ya. Hüseyin abi ne olur yatır beni. Yani yatıştır beni lütfen. Lütfen dayanamıyorum artık. Çok kötüyüm ya. Tamam kızsız. Burcu'nun gerçekten dramı çok acı. Hüseyin ne olur şu kadını yatıştır. Biraz şefkatini ver ona, göster. İsmail. Sen nasıl pis bir katilsin? Sen nasıl bu hale getirdin kendini? Seni pislik fare suratlı seni. Seni sıçana basmış ejderha. Sen nasıl bir insansın ya? Sen nasıl bir insansın? Sen niye buradasın? Sen utanmıyor musun? Sen ne biçim seni makarna suratlı seni? Seni pideye banmış bamya seni. Vallahi çok sinirleniyorum. Acım da gitgide büyüyor. Memur arkadaşımız gelsin, alsın, götürsünler seni, hadi paketlesinler. Burcu, hadi bakalım. Burcu, beni bekleme, kendine yeni bir hayat kur. Merak etme, onlar bana. Ya gerçekten çok kötüyüm. Ben böyle bir şey yapmak istemezdim yeter abla ama sonuçta olan oldu yani. Hüseyin abi beni yatıştırsın, lütfen beni yatıştırsın. Tabii. Vallahi götürsünler, ben de bir şey demeyeceğim. Ben de öyle bir ana değilim ama böyle evlat olmaz olsun Hüseyin. Tamam gel, sakin ol. Yatıştır. Yine görüyorsunuz işte iç burkan bir aile dramı. Neyse ki rahmetli Hüseyin, Allah rahmet eylesin yavrum seni de. Geldi, ne güzel sardı, sarmaladı, eyledi. İşte bulamaz dediler, bulduk, çözemez dediler, çözdük. Sen de çok acılısın. Acından neredeyse sen de öleceksin Mehtap. Ne söyleyeceksin? Çok acılıyım yeter abla, bildiğin gibi değil yani. Çok genç yaşta kaybettim kendisini. Ben de genç yaşta dul kaldım. Evet. Kısmet yani. Başınız sağ olsun karıcığım. Hüseyinciğim sağ ol demek isterdim ama maalesef öldün. Bu nedenle halkımıza sesleniyorum. Seslen. Mehtap şu kameraya doğru seslensene. Oraya. hırpalayıcı, yıpratıcı, yırtıcı bir güzelliğim var. İlgilenen olursa Facebook'tan Mehtap Aşırı Güzel Oğlu Gil olarak beni arayabilir ve ekleyebilir. Evet, görüşmek üzere. Bu hafta da programı kapatıyoruz. Yine bu derdi de hallettik, bu çareyi de hallettik değil mi? Ya, çok teşekkür ederim. Yine çözeceğiz. Tatlı eşkiden yine bu kadar. O zaman hadi gelin siz de katılın hep beraber. Ben de benim helvamı ye. Hadi yiyelim helvayı. Görüşmek üzere efendim. Selametle. Yabancı birine gönlünü kaptırmış olan var mı? Ya şurada bir beyefendi var. Ben Almanya'da okudum. O sırada haliyle birçok arkadaşım oldu. Neresi Almanya? Almanya Bochum'da okudum. Bochum'da. Hı hı. Oradan tanıştığım bir sürü insan vardı. Oldu mu böyle gönlünüzü kaptırdığınız biri? Bir değişim programıyla gittiğimiz için hani sadece Almanlar değil... İşte nereliydi? Yani İtalyanı vardı, İspanyolu vardı, Fransızı vardı. Sizin gönül maceranız. Onları sayıyorum. Evet. Siz oraya bayağı zirveye gittiniz yani. Ya öyle sayılır. Evet. Yani maksat genel kültürleri tanımaktı. En iyi tanıdığınız kültür hangisi oldu? En iyi tanıdığım kültür Almanlar oldu. Peki bir tanışmayı... Ya aklınızda kalan hangisi şu anda? İlk aklınıza gelen? İlk aklıma gelen... ben üniversiteye gittiğim zaman... Bizim üniversitedeki bu öğrenci işlerindeki... işlemlerimizi halledebilmemiz için... Herkese birer tane öğrenci... atanmıştı. Orada tanıştığım bir erkek arkadaşım vardı. Hani en yakın o geldi. O da galiba sizin işinizi görmüyor. Ya benim işimi görüp görmemesi önemli değil. Size bir şey olmasın ya. Ya benim çok işimi gördü. Hani onun sayesinde birçok insanla karşılaştım. Abi. Yanlış yere gidiyoruz. Yok yok, tanışmama sebep oldu. Hani ben beceremiyordum o zamanlar o işleri. O becerdi. Kız şöyle böyle gösteriyordu yani. Şimdi onu sormuyorum yani. Bu gönül ilişkisi kurduğunuz kim geldi aklınıza? Gittiyse Hans'ı hatırlıyorsun. Ya abi. Çok zor ya. Öyle rüzgar gibi geçti yani. Bir tane Polonyalı arkadaşım vardı aynı. Heh. Nasıl tanıştınız? Nerede karşılaştınız ilk? Şimdi gittiğimiz zaman yurt dışından gelen öğrencilere böyle bir kart ve yemek yemeleri için hani veriyorlardı. Sıra kartı gibi bir şey. Onun sırasında beraber arkalı önlü bekliyorduk. Hani konuşmaya başladık. Sen nereden geldin, ben nereden geldim. İşte nerede okuyorsun, hangi bölüm? Siz sosyal birisiniz o zaman. Yani severim konuşmayı. Evet. O şekilde konuştuk. Ondan sonra o kartlarımızı alınca beraber ilk yemeği beraber yedik. Ondan sonra genellikle bütün işlerimizi beraber halletmeye başladık. Ondan sonra madem beraber geziyoruz, beraber yiyoruz, beraber derse giriyoruz. Madem öyle... Beraber partilere gidelim, beraber şunu yapalım demeye başladık. Peki var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok, teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum efendim. Bizim bir arkadaşımız var. O da yabancı bir hanımefendiye gönlünü kaptırıyor. Bakalım nasıl bir ortamda tanışıyorlar, kavuşabiliyorlar mı? İzleyelim efendim. Ya Mesut, 2 saattir kulüp çekeceğimiz yere yürüyoruz. Hala gelemedik mi ya? Ya getirdin beni sabahlamda ne işimiz var oralar diyorsun? Çünkü klibini burada çekeceğiz İsmail. Ne? Klibi burada mı çekeceğiz? Ya kardeşim burası samanlık, alaset. Ya sen bana diyorsun ki güzel ambiyans ayarlamamız lazım diyorsun, ortam diyorsun. Ondan sonra gidip ahıra mı getiriyorsun bizi? İsmail şimdi bu konsept çok moda. Anladın mı? Samanlık deyip geçme. Şu pencereden süzülmüş ya. Yönetmen İsmail'i nereden tanıyor? İsmail abi. Şeyden. Hemşerisi. Ha. Ben aynı köylüsü yani. Evet. Beraber büyümüşler. Evet. Şimdi İsmail abi nasıl konuşuyorsa senin de öyle konuşman lazım. Aynı yerdenseniz, beraber büyüdüyseniz. Elimden geleni yapacağım. Benim hiç alakam yok onunla. Yönetmenin ne yapıyorsa sen de ayak uydurmaya çalış tabii yani. Öyle olmalı. Tamam. Tamam, bir hararetle burayı böyle hepimiz buralıymışız gibi. Buyur. Ya kardeşim sen bizi getirdin sabahla Allah'ını seversen ya. Öyle yine hepsine buradan bir de bir de öyle. Açık yuvarlı kadar sözümüz buradan çekildin sabahlıkla. istemiyorum. Sabah ödeyeceksin konuyu. Vallahi anlamıyorum. Ya diyorum ki İsmail, şimdi bak bu konser çok moda zaten. Çok moda bir konser diyor. Moda konser. Evet. Sen beni çevir böyle İsmail. Şu pencereden süzülen ışığa bir bakar mısın İsmail? İsmail dur. Harika. Harika bir fotoğraf. Sakın bozma. Hayır. Neyi bozmalarını seviyorsun? Bu bayağı zor bu cevap ya Aziz Bey. Ne buraya konuşmuyor o zaman ya? Ben istifa edeceğim. Ben yapamayacağım. İyi seyret. İyi seyret. Şimdi sana kendi hazır olman lazım. Güzel güzel ya. Ama sen yönetmen olduğun için daha tane tane. Aynı şeyi yap ama daha tane tane yap. Şu pencereden süzülen ışığa bak hele İsmail ya. Vallahi anlamadım. Ne diyor bu ya? Ya diyor ki hele buradan ışık süzülen. Tabii ki sen söyler ki hayır. İsmail, şu pencereden süzülen ışığa bak hele. Şimdi bu çok moda İsmail. Samanlığı hisset. Samanlığın farkına var. Anladın mı? La oğlum ben manda mıyım samanlığın farkına varayım? La git. La oğlum benim pantolonu getir de giyeyim artık. Karışmaz. Ya İsmail abi, vallahi Mesut abim senin pantolonu sattı. Neden bileyim, beni satmadın. La bu bizim köyden değil ya. Ya bu nereli? La oğlum sen kimsin? La onun yeğeninin, kuzeninin amcasının oğlum. Uzak akrabayız birazcık. Yani aramıza sızmış olabilir. Yemin ediyorum. Anlamıyorum kimdir bu ya? Benim boğazım ağrıdı. Ulan benim de boğazım ağrıdı. Ya biz arada da skeçten bahsedin ya. Aa biz skeç oynuyoruz. Ya Bahadır, hayır Bahadır asistan olduğu için size öykünüyor. Valla pantolonu getirdi artık yiyeyim ya. Tamam kırışmaz artık pantol. Ya İsmail abi, şimdi Mesut abi o pantolonu maalesef sattı. Sold. Sattı mı? Benim pantolonu sattı. Lan niye sattı benim pantolonu? Ya ne yapaydım İsmail? He? Kulüp çekimi için verdiğim parayla ancak Amerika'dan manken getirdik. Ne yapaydım? Satmaya mıydım? Ben de sırf gelir olsun diye pantolonu sattım. Ha, yerine de bunu aldım. Bak. Müdür. Vallahi yemin ediyorum kızacağım, kızamıyorum çünkü benim fikrimdi ama bizim Türk asıllı Amerikan vakelimiz duruyor değil mi? Ondan sorun yok yani. Oh be, vallahi. Bir taşla iki kuş vuracağım. Hem kendi kulübümü çekeceğim, hem de bir yandan da sineme aşkımı itiraf edeceğim. Bir taşla iki kuş vuracağım. Gel nerededir o zaman? Gel buralarda mı? Kendimi... Nerede? Kızımı soruyor abi. Vallahi ben kölesiyim, ne dediğini anlamadım. Ne oluyor diyorum? Kız nerede? Kız nerede? İsmail abi, yenge hazır. Birazdan gelecek, üstüne falan geliyor. Yalnız yenge hakkında bize detay vereyim. İnanılmaz güzel. Bir fizik var. Koş stopere oynasın. Evet. İnanılmaz güzel. Yürüdüğün zaman böyle toprak, dağ, taş sallanıyor. Fizik, gözler, dudaklar, tamam oğlum. Yüz, ya tamam. O endam. Allah Allah. Lan! Lan oğlum vallahi döverim seni. Yemin ederim döverim ya. Lan oğlum bildiğin kıza yükselmiş ya bu. Ya tamam İsmail Allah aşkına. Ama lütfen yani ne diyor yani? Yengesine koşma diyorum ona. Olacak işte öyle. İsmail bak gerilme, yüzün düşüyor sonra. Hadi madem. Git yengen getir, başlıyoruz. Abi büyük zevkle, büyük zevkle. La ola zevk diyor hayvan herif. Ya bak sen bunu kov. Bunun bütün adrenali, testosteronu, bütün hormonları ne? Burnundan, kulaklarından fışkırıyor çocuğun. Sen bunu kov. İsmail Allah aşkına bizim sektörde olur böyle şeyler bebekim. Yapma ne olur ya. Sen bir konsantre ol sahneye. Samanlığı hisset. La onu samanlığı hissettireceğim ben sana. Ya ben sana diyorum ki yengenle aynı kadraja girelim. Sen bizi getirdin ahırda ortak taneye sokuyorsun ya. Ya bak kameralar bile yok ya. Nerede kameralar? Acabimde. Ya tamam sinirlenme. Hadi doğru söylüyorum. Kameralar nerede? Ya sinirlenmedim. Aha gerçekten cebimde. Aha bununla çekeceğim. Bununla çekeceğim. Oğlum kandil mesajı mı çekiyorsun? Klip çekiyorsun ya. La oğlum. Özel jetiydi, konaklamasıydı, ajans masrafı derken kadın haciz memuru gibi çıktı bize. İstersen geri göndereyim. Yok, sakın gönderme. Ha gönderirim. Vallahi sakın. Gönderme ya. Tamam, Tamam, sakın gönderme. Ha, tamam. Gönderme. Bak ama ne olursun, yani onunla benden bir tane Serdar Ortaç Clio ikilisi yaratmazsan... ...vallahi gönlüm koyarım yani. Ben de. Oy. Bismillah. Ya Rabbim, bu nedir ya? Hello, hi. Ben Sinem. Hi, merhaba. Allah. Kurbanın olam yani ben. Oğlum gel böyle gel sen ortaya. Ben çok dolaştım. Okay. Ya maşallah ya, çok güzel yani. Baksana şu güzelliğe bir baksana ya. Yemin ediyorum vallahi çok güzelsiniz yani. Yani eğer siz insansanız... ...biz şimdiye kadar belgesel çektik, öyle söyleyeyim yani. Ne bileyim yani oğlum, seni şimdiye kadar getirdiklerin hayvan da hayvan mesut. Bu nedir ya maşallah ya? Ay İsmail, sen çok komik, çok tatlı, çok şeker bir insansın. Ben seni sevdim. I kinda like it. Üşüdün mü? Katalatik istiyor kız. Vallahi katalatik. Ya yok, ne alakası var? Hoşlandın diyor yani. Allah sen. Tabii. Ya hay senin Allah'ına kurban ya. Seni bir öpeceğim ama. Öyle İsmail. Helal. Benim hayvan bebekim. Bir motorist olsun kızı, daha yeni geldi. Evet. Pardon, bir şey soracağım ben. Bir baktım burası böyle samanlık gibi bir şey. Biz burada tam olarak böyle nasıl bir klip çekiyoruz? Evet, şimdi harika bir klip çekeceğiz. Aklımda inanılmaz bir şey. Sen yönetmen olduğun için, tabii ki batıda da bulunmuşsun. Köylünle böyle konuşuyorsun ama mesela orada yabancı biri varken de evet, ona uygun, gayet düzgün, gayet şey konuşacaksın. Daha batıya yöneleceksin yani. Ben nasıl bir adammışım? Öyle. Ya? Şimdi sen oyuncunu motive etmek için köylünle köylünün aynısından konuşuyorsun. Orada da batılıyı motive etmek için aynı batı tarzına bürüneceksin bir anda. Buyurun. Evet. Samanlıktan. Hızlı okuyor. Pardon, bir şey sordum. Ben şöyle bir bakıyorum. Burası böyle bir samanlık. Değil mi? Biz burada böyle tam olarak nasıl bir klip çekiyoruz? Harika bir klip çekeceğiz. Okay. Evet, aklımda harika bir klip senaryosu. Ne var ne? Bir durma ben İsmail. İki bir şey anlatayım. Efendim, şöyle bir şey çekeceğiz. Efendim. Nasıl? Sen aydın, sen... evet. Aklımda harika bir klip var. Sen ve İsmail... ...ikiniz birbirinize aşık ama asla birbirinize dokunamayan ve kavuşamayan iki müşkül sevgiliyi canlandırıyorsunuz. Ya kulübün sonunda ama bir kavuşuyoruz değil mi? Hayır, kavuşma falan yok. Sizi aynı karede görmek istemiyorum. Sen gel hele bir şöyle bir gel. Senin tek kanaldan devam edelim. Ne oğlum, manyak mısın lan? Oğlum vallahi manyak mısın sen? Deli misin oğlum sen? Bu kızı getirdik, o kadar masraf yaptık ya. Bak eğer bununla aynı karede görünmezsem yemin ediyorum seni buraya gömerim. Ya tamam. Karar değiştirdim. Okay. Senaryoyu değiştiriyorum. Siz klip boyunca birbirinize deliler gibi aşık olan iki oyuncu oynuyorsunuz. Okay. O zaman şu an son durumda biz iki sevgili oynuyoruz, sarılıyoruz, öpüşüyoruz, koklaşıyoruz, sonrasında böyle uzanıyoruz. It's good to the best. Yes! Yes! Hemen çekelim. Tamam. Bak İsmail, klibi hemen çekiyoruz ama sen şarkıya başlarken arkadan dansçı kızlar gelecek, tamam mı? Dansçı kızlar mı? He. Oğlum öldüm, cennete mi gittin vallahi mi? Dansçı kızlar iyi de burada diyor. Ya üzü hala klip çektiğimizi duyunca bizim ajanslar Taylan dedi ki abi dansçılar da benden dedi. Ya benim de tabii ki piyasada bir ağırlığım var yani. Hadi başlıyoruz. Okay. Şimdi. 3, 2, 1, motor. Adana, Urfa, Kaburga, Dolma. Milleye et sormak lazım. Dikiş, ambar, küşleme, büryan, Adana, Urfa, Kaburga, Dolma. Yele yele arılansın, adamlarla zorlansın. Kokonat suyu içmekten düz duvara tırmandı. Yele yele arılansın, adamlarla zorlansın. Kokonat suyu içmekten düz duvara tırmandı. Kuzu şiş, ambar, küşleme, büryan, Adana, Urfa, Kaburga, Yücen! Yücen! Ya bu nedir ya Allah? Lan! Lan ne oluyor? Ne oluyor Mesut ya? Ya Allah'ın seversen, lan siz kimsiniz? Biz dansçı kızlarız. Dansçı kızlar mı? Ha. Ya Allah'ın seversen paçalı don giyen dansçı kız mı olur ya? Bu nedir ya? Hanımlar! Bu zor. Ne oldu? Sen gel İsmail'le konuş, İsmail'le. Ha, İsmail! Onu anlamıyorum. Tamam dur, ben müdahale ediyorum. Hanımlar! Sizi yoksa Taner mi gönderdi? Evet, her gün sizi evlenme programlarından götürüyorlar. Bugün de gençler dediler ki klip var oynar mısınız dediler. Biz de kıramadık. Uzun borcum varmış ödeyecek misin? Ulan Tayland! Ulan Tayland! İnsan borcunu ödemek için haciz memuru çağırır. Bunlar bize zombi göndermiş. Bu nedir artık ya? Aa! Kameralar bizi çekiyor mu? Ya kameranı çekmesine ne gerek var? Ana sizi toprak çekiyor zaten ya. Aa bak! Bizim ahiretlerimize laf edemezsin. Kimse bizim ahiretlerimize laf sokamaz. Ya siz zaten ahiretlik olmuşsunuz. Ya ana siz ölmüşsünüz, sizi dünyada unutmuşlar ya. Sonra diyorlar Türkiye'den niye petrol çıkmıyor? Ya bu fosilleri gömmeden, toprak kavuşturmadan nereden fosil çıkacak? Nasıl? Gününleri saymazsak ben de 35 yaşındayım bir kere. Ana artık sen geceleri de sayma, gündüzleri de sayma. Yeter ya. Ama... Ya siz gidin Azrail'in klibinde oynayın artık ya. Yeter hadi gidin, gidin ya. İsmail, benim şarjım bitmiş. Ben gidip hemen Taylan'ı arıyorum. Bu işi çözüyoruz. Tamam mı? Allah Allah, gel sen böyle. İsmail, bir şey soracağım. Çok yani sizin bu ülkede dansçılar hep böyle miyaf? Ya... Sokul. Bak Sokul diyor, kızı da korkuttunuz ya. Gel bana bağırma. Canım benim o. Ha ben tanıyorum bunu ya, tanıyorum. Bu ünlü türkücü değil mi ya İsmail? Can evimden. Bu mu ünlü kızı? Bunun neresi ünlü ya? Bunu fondötene bulaşan hiçbir şeye benzemez. Şunun saçlarına bak, kıvırcık marul gibi be. Ay no, hayır. Hayır, neden öyle söylüyorsunuz? Bence İsmail çok tatlı. Ben onunla ciddi düşünebilirim. Vallahi mi? Ciddi mi? Ya ben sana kurban olurum ya. Haydi haydi siz gidin gidin. Vallahi siz gidin. Aa arkadaşınız ölmüş, gidin gömün onu. Haydi haydi. Bu adam çok fazla oldu, gömüyoruz kızlar. Anam. Tamam. Hop sarı. Welcome home. Come here. Come. Look my eyes. What is your mine? Ha, adın ne? Ha benim. Ha bana söylüyor. My name is Sinem. Yeah. Ha, her şeyi Türkçe konuş. Adını sorunca my name is Sinem. Sinem. Sinma. No. Bu var ya, bu fare suratlı herif sana vantuz gibi yapıştı. Senden faydalanmaya çalışıyor. Hayır. Yani öyle düşünmeyin lütfen. O çok tatlı biri. Biz ona birbirimize çok yakışmadık mı? Ya kızım bunun yanına marul yakışır, lavaş yakışır, ayran yakışır. Kız çiğ köfte gibi adam bu be. Kızla laf soktum gülüm. İyi soktum. Bunu dünya güzeli doğurmuş. Bunu da babası doğurmuş. Bu iyiydi. Nezaket bu iyiydi, buradan yürü. Ya hadi tamam Allah'ınızı severseniz analar ya. Hadi gidin, siz de gidin. Ya sen bana ne bakıyorsun? Allah'ını seversin. Ya ne alakası var? Bak ben ne kadar da tatlı bir insanım yani. Biz seninle çok marjinal bir ikili olabiliriz. Ben de öyle düşünüyorum. Evet. Ben de öyle düşünüyorum ama sana çok laf söylüyorlar. Çok konuşuyorlar. Neden öyle yapıyorlar? Neden öyle diyorsunuz? Bence ay parçası gibi adam. Ne? ay parçası mı? Kızım sen kömür ocağından çalıştın. Kara delik gibi adam. Niye Allah gördüğünün içine çekiyor bu be? Kızım sen yanardağ gibi kızsın. Bu lağım çukurunu ne yapacaksın Allah aşkına ya? Ya analar gözünüzü seveyim. Sonuçta İsmail abi de bir markadır yani. Marka, çay markası. Ya var ya kızı da nerelerden getirmiş buralara kandırmak için cinsi sapık. Ay ya cinsi sapık no. Hayır, bir dakika hayır kabul etmiyorum. Bence İsmail çok tatlı. Ya kızım canın tatlı istiyorsa git waffle ye. Bu salçalı ekmek gibi adamla ne işin var ya? Ya Allah'ını seversen sen şu dizindekileri şöyle bir dizinde saydır bir dekacı vursan Allah'lara ya. Yeter artık ya. Sen onlara bakma. Ben çok böyle light bir tatlı. Ben süpangle. Beni böyle tadımdan yenmez yani. Kızım bunu yersin de çıkarması zor olur. Ya. Sonra sifonu da çeksin. Gitmez. Boynu bükük güvercin gibi. Böyle takılı kalır sifonda. Kız ben laf soktum kulüp. Kızım bak. Sen böyle taze sıkılmış portakal suyu gibisin. Bu turşu suyu gibi be. Bu var ya bu. Çerez tabağındaki leblebi gibi. Nezaket, sen son bir kalp krizi geçirdin ya, orada bıraksan iyiydi. Herkes için hayırlısı oydu. Sinem Hanım, selam. Biraz evvel kırlarda dolaşıyordum da sizin için biraz böyle papatya falan topladım. Gülüşünüz gibi bunlar da doğallar. Vay. Yani 40 yıllık Romalıyım ben böyle sütun görmedim be! Kızlar ya taş yürür mü? Wow! Ay! Vallahi de yürüyor. Ay Allah taşa can vermiş sokağa sarmış. Maşallah. Mesut abi dedi ki telefonun şarjı dedi hani bir türlü dolmuyor. Bugün set iptal dedi. Herkes dedi oteline dönebilir dedi. Ben de Sinem Hanım'ı oteline kadar diyorum hani şeye mi eşlik mi etsem oteline kadar. Yok ya. Oteline gerek, kadar diyorum. Yok ya ne gerek var bak bende. Sağ ol. Çok Bahadır. Teşekkür ederim. Çok naziksin. Bak kızım burada kuzu gibi adam varken bu tavuk senin ne işin var? Yani. Ya evet ya haklı olabilirsiniz. Ben de bir düşündüm. Bir baktım yani teşekkürler Bahadır. Sen çok coolsun. Teşekkürler. Oğlum bak. Sen bunu al. Arabaya at. Hemen otele götürme. İstanbul'u şöyle 4 bucak gezdir. Anladın sen onu. Kayalıklara götür. Kayalıklara. Ya ne kayalıkları ya? Ben götürürüm seni hemen. Oğlum sen gitsene artık ya yeter ya. Ben götürürüm sizi. Vallahi otele götürürüm. Yok İsmail. Teşekkür ederim. Sorry. Çok özür ama ben galiba Bahadır'la gideceğim. O zaman Sinem Beyciğim buyurun. Ben size papatyalardan taş da yapacağım. Taş var, çok taş. İnanılmaz taş. Acayip. Teşekkür ederim. Ya o kadar da masraf yaptı. Kız da gitti, klip de gitti ya. Kızlar, bugün de dünyanın güzelleşmesi için elimizden geleni yardımımıza koymadık. Bravo bize be. Sorma, az daha insanlar zararlı bir tür oluşacaktı valla. Ucuz atlattık. Kızlar, Taylan mesaj göndermiş. Evlendirme programına gidiyoruz. Son gün çıkıp şarkı söyleyecekmiş. Bunu bir tek biz durdurabiliriz. Koşun! Ya bir durun Allah'ınızı severseniz. Ya kız da gitti, klip de çeviremiyorum. Ya çok moralim bozuk. Ya niye böyle oldu her şey ya? Ya da tam kavuran çarkımı da çıkaramayacağım. Kızlar, biz bunun klibine yardım edelim. Kıvrak danslarımızdan yoksa bu yaza filan damgasını vuramaz. Evet, yaz ya. Yaz, kıvrak hadi bir el atalım. Hadi. Kıvrak dans. Çok. Sizden. Tabii ya. Ne sandın? Gönder geçsin. Felaket sevdim ben seni. Acayip sevdim ben seni. O biçim sevdim ben seni. Felaket sevdim ben seni. Felaket sevdim ben seni. Acayip sevdim ben seni. O biçim sevdim ben seni. Felaket sevdim ben seni. İkimiz Sen soğanda sumakorlen insotun hası. Bir kebapta can bulalım haydi aşk kızı. Felaket sevdim ben seni, acayip sevdim ben seni. O biçim sevdim ben seni, felaket sevdim ben seni. Felaket sevdim ben seni, acayip sevdim ben seni. O biçim sevdim ben seni, felaket sevdim ben seni. Sen bana kendimi çirkin ve aptal gibi hissettiriyorsun. Oysa ben akıllı ve yakışıklıyım. Aferin. Ha, tabii. Ha. Sen gerçekten çok yakışıklısın yani. Sen var ya böyle dev gibi bir şeysin yani. Çok zaten.